yapsın. İzleniyor, izleniyor. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hadi çok kısa şöyle alalım. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, sizleri sormalı. Sağ olun, kırmızılar yakışmış. Teşekkürler, sağ olun. Renk uyumlu olsun diye. Olmuş da yani. Merhabalar, teşekkürler, sağ olun siz. Sağ olun, biz deyiz. Çok güzel bir gece Netflix'in gecesi. Neler söyleyeceksiniz geceleyin? Evet, yeni sezonda yeni heyecanlarla Netflix'teyiz. Umarım çok güzel bir sezon olsun yine. Bu sene de yine birbirinden güzel işler gelecek diye umuyoruz. Umarım seyirci de beğenir. İzlerken çok mutlu olur. Kadar. Projeden birazcık bahseder misiniz? Bu sezonun da Netflix'tesiniz ama detay verebilir misiniz? Çok fazla detay veremem ama güzel bir iş oldu Terzi diye. Bence hem insanların alışık olduğu tarzda bir iş diyeyim Türk seyircisinin. Ama aynı zamanda bir o kadar, tabii ki bunda hani Cem Karcı'nın da payı çok büyük, senaristlerimizin de öyle. Acayip de özgün bir iş oldu aynı zamanda. Bu kadar detay verebilirim. İsim de bir ara bir değişikliğe gitti aslında. En son halini aldı Terzi ismini. Evet, bence daha çok yakıştı Terzi. Diğer peki rol arkadaşlarınızdan bahsedebilir miyiz birazcık? Tabii ki Şifa Nur, Gül ve işte Çağatay Ulusoy'la beraber çektik. Onun dışında Ece Sukan var. Berak Tüznataç var. Böyle çok keyifli bir set geçirdik. Çok hızlı bir set geçirdik, yoğun bir set geçirdik. Ama hani öyle diyeyim, benim herhalde olduğum işlerde böyle bir şans var. Ya da ben hep bunlara denk geliyorum. Çok rahat çalıştığımız, yine çok keyifli, çok eğlendiğimiz bir set oldu. Çok nasıl diyeyim size, destek oldu herkes birbirine, yönetmeninden oyuncusuna, senaristine, görüntü yönetmenine kadar. O yüzden de çok keyifliydi. Umarım seyirci de bizim keyif aldığımız kadar zevkle seyreder. İnşallah hayırlısı olsun diyelim. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler, görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Evet evet, program gayet iyi gidiyor. NTV'de oldu. Bir yapım şirketi kurduk artık. Dijitale ve sinemaya işler yapacağız. Hem oyunculuğa hem yapımcılığa devam edeceğim. Öyle. Sorularınız aslında birazcık da Ayça Aşın Turan'ın en son konu kalmıştığını sorularınız evet. Var. Baba konusu gerçekten de çok duygu dolu anlar yaşatmıştı. Evet, çünkü Ayça daha çok yakın zamanda kaybetti babasını. Biliyorsunuz kızlarla babaları arasında her zaman şey bir ilişki vardır. Derin, sıkı bir ilişki vardır. Sağlam. Ayça'yla da daha önce baba kız oynadık. Çok üstüne gitmeden, yani o konu açıldı, yoksa Ayça'yı üzmek için değil ama konumuzla bağlantılı olduğu için konuştuk. Biz konuklarımızı konforlu bir şekilde ağırlamaya dikkat ediyoruz. Siz de geçmişte babasını oynadınız. Peki o anlatırken siz neler hissettiniz o anda? Oynamasaydım da yani fark etmez. Ben de bir kız babasıyım, ben de babayım. Dolayısıyla bu konular hassas, derin konular. Fazla deşmeden, fazla üzmeden. Onlarca konu konuştuk biliyorsun. O sadece bir tanesiydi. Ayça haklı olarak hep taze kalacak bir şeydir o, yaradır. İşte ne yapalım, paylaşmaya çalıştım ben onunla. Yapım firmasını kurdum dediğiniz yeni projeler var mı? Beklediniz? Var, var. Dijitale ve sinemaya işler yapacağız. Somutlaştıkça, vakti geldikçe konuşuruz. Erken erken şeyler yapmayalım, duyurular yapmayalım. Peki, çok teşekkür ederim. Sana. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin hepinize. İyi, siz nasılsınız? Tamam, biz de bayağı bölündük şu an. Ha. Evet. Ben de magazini geçer giderim diye düşünmüştüm. Ha, imkan. Ha, tamam. Okey. Neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor efendim? İyi, vallahi ben geziyorum aslında öyle. Bu akşam da gezmeye geldim. Arkadaşlarımı görürüm diye geldim. Netflix'in gecesi. Evet. Geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Valla Netflix beğenerek takip ettiğimiz bir platform. Biz de bakıyoruz, bakışıyoruz karşılıklı. Konuşuyoruz, görüşüyoruz falan. Geldik. Onun dışında neler yapıyorsunuz? Var mı şu an okumalarınız, projeleriniz? Ben şu anda sadece galalara gidiyorum. Pandemide çektiğim bütün filmler şu anda gösterime giriyor. Hepsi arka arkaya ve hepsi yan yana. O yüzden yani henüz gezip tozamıyorum ama gezeceğim günler gelecek. Proje okuyorum ama çok da çalışasım yok. Şey gibi efendim, Teoman'ın son yaptığı açıklama var. Ben üşeniyorum. Ben de Teoman gibiyim. Ben şu anda bir sürü şey üşeniyor olabilirim yani. Serdar Ortaç'ın da aynı açıklaması vardı. Serdar Ortaç'ınki
çok ağır. Bir dakika, o kadar değil yani. Sadece insan bazen kendine zaman ayırmak istiyor. Şu anda öyle bir dönemdeyim. Nasıl zaman ayırıyorsunuz peki? Ya ne yapıyorum biliyor musun? İşte Art Weeks'e gidiyorum, konsere gidiyorum, sergiye gidiyorum, geziyorum, tozuyorum. Benim oğlan İngiltere'de okuyor, oraya gidiyorum. Canım nereye istersin? Biraz gezmek istiyorum galiba. Seni çok ne mutlu ediyor peki bu kadar bu yoğun tempoda aslında hani oradan oraya oradan oraya. En çok keyif aldığım yalnız kalmak mı? Ben asıl sanat aktivitelerine gitmeyi çok seviyorum. Çok beni yeniliyor. Evet, o zaman çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.